savunma anlayışını Ukrayna bıraktı, saldırılara geçti, başarı elde etmeye başladı ve son gelişmeleri editörüm Doğuş Kara masaya yatırdı. Artık Ukrayna Rusya'yı net biçimde vurmaya başladı. Ukrayna Rusya'yı vuruyor. İşler terse dönüyor. Efendim ve ilginç olan ne biliyor musunuz? Ukrayna Rus toprağındaki Rus askeri üstlerini vuruyor. Düşünebiliyor musunuz? Ukrayna Rus toprağındaki Rus üstleri vuruyor. Ukrayna'nın hedefindeki yerler demişler. Kursk, Ryazan ve Saratov şehirleri buradaki üste vuruldu. Şimdi Moskova nasıl bir tepki gösterecek bekleniyor. Efendim Rusya niye durdu? Rusya niye durdu? Bu steplerde, bu muazzam Bozkır'da ne oldu? Kış geldi. Ruslar 2. Dünya Harbi'nden beri her zaman dermiş kışa. Kışa Ruslar genel kış diyorlar. Onlarda genel kış çok korkutucu ve ürküzcü bir kelime olarak değerlendiriliyor. Korkuyorlar. Ve efendim, Ukrayna tarafında ise enerji santrallerinin vurulması göçü de beraberine getiriyor. Altyapı çöktüğü için de 2 milyon aşkın İnsan Avrupa'ya göç etti. Ukrayna'nın en büyük isteği Karadeniz'e açılan limanlarının bulunduğu yer Kırım. Kırım'ı tekrar kazanabilmek. Biliyorsunuz Kırım'da Ruslar olduğu bittiğiyle bir işgal yaptılar. Aslında Kırım Türk toprağıdır. Kırım Osmanlı toprağıdır. Bize Osmanlı'dan kalan mirastır. Başından sonuna kadar Kırım bir Türk toprağıdır. Şimdi aşağıda Musul, Kerkük, Erbil. Buradaki topraklar bizim. Ne oldu efendim? Talebani ve Barzani'nin işgalinde. Doğru işgalinde. Yukarıda Kırım Türk toprağı. Orada işgalde. Öbür tarafta Dağlık Karabağ tarafındaki topraklarda Ermenistan işgali var. Doğu Azerbaycan'da İran'ın bir nüfuzu var. E Suriye tarafında biliyorsunuz. Suriye'de biliyor musunuz? Yüz binlerce Türkmen yaşıyor. Hiç onların hakkından bahseden yok. Değil mi efendim? Olan Türk topraklarına oluyor. İşte Kırım'ın kurtulmasını bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak o kadar çok istiyorum ki. Çünkü Kırım bir Türk toprağı. Evet faktörler önemli aslında. Kış faktörü, göçün artması, altyapının çökmesi. Soğukta askerler kas katı kesiliyormuş. Evet. Yağmurun olduğu dönemlerde de çamurda tanklar gitmiyormuş. Muazzam şekilde Rus tankları patlatılmış. Hı hı. Ruslar şu anda sadece güvenlikleri nokta füze. Hı. Bir şey daha söyleyeyim sana. 30 bin civarında Rus askerinin öldüğü söyleniyor. Bu ölen askerlerin çoğu Çeçenistan'dan, Bağızistan'dan, e, Kuzey Osetya'dan, İngişlil'den gelen Türkler. Rus komutanlar geride Türk askerleri yani Türkiye Cumhuriyeti'nin çocuklarının dışında özel bölgelerdeki çocuklar önde. Hı Dikkatini çekerim.